Arduino kartlara güçlü bir alternatif olan STM32 serisinden F103 kartına USB programlama kartı ile yeni bir firmware yazalım ve bu güncelleme ile STM32 F103 kartımızı Arduino IDE'si ile USB üzerinden programlanabilir hale getirelim. Bunun için gerekenler PT232RL programlama kartı, STM32 kartlar için flasher ya da loader programı, USB üzerinden programlama yapabilmek için yeni bir firmware. Bu yeni güncelleme olmadan STM32 kartı bilgisayarımıza USB üzerinden bağladığımızda işletim sistemimiz kartımızı tanımayacaktır. Firmware'ı yükledikten sonra bilgisayar işletim sistemine göre değişmekle birlikte, eğer gerekirse ki bende gerekmedi, STM32 kartlar için yeni firmware ile kullanabilecek daha güçlü güncel USB sürücüleri. Öncelikle STM32 platformunu Arduino IDE'mize eklemekle işe başlayalım. İlgili JSON adresini dosya tercihler menüsü altından kart URL'leri bölümüne ekleyelim. Kart yöneticisi altında bu kartları bulup yükleme işlemini tamamlayalım. Arduino IDE'miz hazır olduğuna göre, şimdi de STM32 karta firmware güncellemesi yapabilmek için indirdiğimiz Flash Loader yükleyici programını bilgisayarımıza kuralım. Flash Loader da hazırsa, o zaman şimdi de FT232RL kartımız ile STM32 kartımızı kartların voltaj değerlerinin 3.3 volt olduğunu bir kez daha kontrol edip bu şekilde bağlayarak yükleme için hazır hale getirelim. Devremiz hazır. Bilgisayarımıza bağladığımız FT232RL programlama kartımızın port numarasını Flash Loader programındaki COM port seçeneğinden seçelim. Eğer her şey yolunda ise Next'e bastığımızda yeşil trafik lambasını ve STM32 kart ile ilgili bilgileri görmemiz gerekiyor.
Sonraki ekranda ise Download to Device seçeneğini tıklayarak 3 nokta menüsü ile bilgisayarımıza indirdiğimiz binary uzantılı güncelleme dosyasını seçelim. Ayrıca Hex ve S19 uzantılı dosyaları da Flasher programımız yükleyebiliyor. Tabi voltaj kontrolünü, boot 0 jumper konumunu ve programlama öncesi STM32 reset tuşuna basmayı atlamamamız gerekiyor. Next butonuna basarak ilgili bin uzantılı dosyayı STM32 kartımız içine yazmaya başlayabiliriz. İşlem tamamlandıktan sonra ise boot 0 jumper'ını tekrar eski konumuna, yani 0 konumuna geri almamız şart. Her şey yolunda gittiyse STM32 kartımızı USB kablosu ile bilgisayarımıza bağladığımızda COM port üzerinden artık bağlanabildiğini görebiliriz. O zaman Arduino IDE'mizi açalım ve Blink programını yüklemeye çalışalım. Çalışalım diyorum çünkü Arduino 2.0 ve sonrası derleyicilerde bilinen bir Java sorunu var ve bu sorun hali hazırda devam ettiği için STM32 kartımıza yükleme yapılamadı. Ne varsa eskilerde var diyerek Arduino IDE 1.8'imizi açalım. Aynı şekilde STM32 platformunu bu IDE'mize de tanıtalım. STM kartlarımız IDE'mizde yerini aldıktan sonra yine USB üzerinden STM32 kartımızı bağlayalım ve LED yakma programını yükleyerek testimizi gerçekleştirelim.